hoş geldiniz. 2023'ün önemli kültür ve sanat olaylarını konuşacağımız iki bölümlük bir seri yapacağız. Tam da yılın sonunda. Sinemayla başlayalım istiyorum. Kim başlamak ben ister? Ben başlayabilirim buyurun. Mesela. Sizinle başlayalım. Direkt topladınız. Yani aynen çalışmadığım şöyle... yerden geldim. yok hayır. Boğaziçi Film Festivali ile ben başlamak istiyorum. Yılın sonunda çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Yani işte hepimizin malumu sürekli seyrediyoruz Filistin'de olan olayları. Boğaziçi Film Festivali de bu sefer Filistin filmleri ağırlıklı bir program hazırladı. Farah Nabulsi'nin The Teacher filmiyle açtı. Seyrettik. Ondan sonra sadece Filistin'den değil Arap dünyasının başka yerlerinden mesela beni çok şaşırtan bir Suudi Arabistan filmi Haccan. Deve yarışçılarıyla alakalı çok çok iyi buldum ben. Yani böyle bir... Oryantalist değil. Oryantalist değil, bir de kesinlikle ayakları böyle geleneğe basan, hem de sıkı basan. Çünkü çok güzel fusha bir Arapça duyuyorsunuz ve sanki böyle cahiliye şiirinden mısralar okuyormuş gibi. İşte benim şanım yürüsün, işte develer rüzgar gibi akıyordu falan böyle. Hakikaten o şiirlerden bulabileceğiniz replikler. Bir yandan bir alegorik tarafı da var. Yani çok beğendim. Daha önce konuştuğumuz, çok sevdiğimiz Gassan Kanafani'nin Güneşte Adamlar novellasının diyelim uyarlaması bir film vardı. Suriye yapımı değil mi hocam? Suriye yapımı. Çok iyi bir film. Siyah beyaz. Hakikaten insan ve o bu sene işte restore edildi. 70'lerden yani, mi 60'lardan 72, mı? 72. Bu sene Martin Scorsese'nin başında olduğu World Film Foundation diye bir vakıf var. Yani çevirmeni o. Onlar bu sene restore evet. etmişler. Zaten tek bir kopyası kalmış o tarihten herhalde. Hmm. Bulgaristan'dan bir yerden bulunmuş. İtalyan birilerinin de desteğiyle falan. Yani insan böyle 60'lardan 70'lerden filmler seyredince daha yeni film seyretmeyeceğim diyorsun. Yani hakikaten orada bir emek var, bir görüntüye saygı diyeyim. Yani bayağı böyle ilmek ilmek işlenmiş bir film olduğu çok belli. Kitabı çok şey. Çok uygun. Kesinlikle çok, uygun çok güzel yani. Yansıtmış. Tevfik böyle bir... Salih. Yönetmeni. Böyle evet, bir sinema şeysi. Kaçırdığıma üzüldüm ben de. Ben, evet bir şekilde yetkililere buradan duyuralım, seslenelim. Yani belki, mutlaka bir programla tekrardan daha fazla insanın seyretmesi gereken bir... Belki TRT'de yani tam evet. zamanı değil mi? Evet, düşünüyor olabilir. TRT'ye bakalım. bir takım yetkililer. Bir takım yetkililer evet, seslenelim. Yani böyle güzel bir olayla bitirdik. Başka benim favori filmlerim var ama ben çok konuştum. Biraz sizle devam edelim. Evet, beraberdik Kocayla zaten. Evet. Benim söylemediğim filmleri siz söyleyin hocam. Ya şöyle aslında ben genel olarak da hani Boğaziçi Festivali'nin ben de böyle Aralık ayında böyle güzel bir taç taktığını düşünüyorum. En evet. son olarak ya böyle güzel bir şey yaptı bence. Özellikle bu keşke işimin yoğunluğundan dolayı o kadar evet. az katılım sağlayamasaydım, daha çok katılabilseydim ama ben beraber işte çarşamba gününkü işte programı katıldım. Bir master class'a girdim. O bir kısa filmle ilişkiliydi. Ya ben çok fazla Filistin filmi izleyemedim açıkçası. Ama yine de takip etmeye çalıştım. Hani ikimizin de çok sevdiği ama Gloria zaten ödül aldı. O çok mutlu etti beni yine. Jüri özel ödül aldı. Çok güzel bir filmdi bence. O da üzerine düşünülmüş yani sinematografisi düşünülmüş bir film. Kesinlikle yani bir çocuk hikayesi gibi görünebilir dışarıda ama ben çok zor bir şey çocuk hikayesi anlatıyor olmak. İçerisinde çok güzel animasyonlar ve evet. hani çok güzeldi oralar, çok tadındaydı bence. O yüzden ben onu çok beğendim. Yine Boğaziçi Film Festivali'nden bahsedecek olursak bu Kurdun Kutusu. Ben daha önce o seçkiyi tebrik ediyorum efendim. Genelde bizim ülkemizde ya pek şöyle, böyle... Biz hani ben seçkiyi oluşturuyorum, ödülü veren jüri. Öyle ama bunu seçiyor olmak da önemli bence. Yani Türkiye'de Uğur Savaş, yani onun yönetmeni heykeller tasarlayan aslında biri. Ama animasyonla filmleştirmiş ve bu Türkiye'de çok fazla yapılan bir şey değil. Evet. Stop motion tekniği. Bence ödüllendiriliyor olması da çok ilham verici bir şey diğer insanlar için. Hani hep böyle tamam hani konu ana tema Filistin filmleri ama bence burada güzel yenilikler evet, başka vardı. Vardı. Bir de ödül törenine katıldık tabii ki. Ben çok fazla masterclass'lara katılamadım. Sadece bir tanesinkine katılabildim ama bence dinamik geçtiğini düşünüyorum. Aslında tecrübe olarak sizden dinlemek yani lazım. Şöyle, nasıl bir gözlem? Şimdi Farah Nabulsi'nin masterclass'ı vardı. Bir de Christoph Dick'in. Evet. Christoph yani. Biraz daha böyle konuşkan, daha prezentasyon üzerinden gitti. Zaten ilk başta filmini göstermek istedi. Hı-hı. Ve oradan hareketle. Çünkü o film işte Oscar'da kazandığı için falan.
Farah şöyle başladı yani. Ben hani master değilim. İlk uzun metraj filmim diye başladı. Ama o da tabii ki kendi tecrübelerini anlattı. Çünkü onun tecrübesi birazcık daha farklı. Sinemacı değil Farah normal şartlarda. Bankacıymış galiba. Evet, bankacı 25 yani. 25 yıl falan bankacılık. Tabii yapmış. Yani çok uzun süre bankacılık yapıyor, ondan sonra tekrar işte Filistin'e gidiyor. Yani çocukken sürekli gidiyor, sonra uzunca bir süre gitmiyor ve tekrar gittiğinde hani bir şey yapmam lazım diyor. Ve kendine sinema alanını seçiyor. Ondan sonra bir şeyler yazıyor, yani şey yapıyor ilk başta, yapımcılık başlıyor. Ondan sonra diyorlar ki ya sen yönetmen niye olmuyorsun? Diyor ki yani ben sinema eğitimim yok benim. İşte diyorlar ki yani Spike Lee'nin de yok, Kubrick'in de yok. Evet, yani hani doğru. Sinema için illa formal bir eğitim alman şart değil. Bu şekilde ilk kısa filmini yapıyor, The Present, Hediye. Salah Bakri'yi analım. Salih, evet, pardon. Salih. Onunla da işte Oscar adaylığı alıyor, BAFTA kazanıyor. Ondan sonra da bu uzun metrajını yapıyor ve bu süreci anlattı yani. Hani şey şart değil yani. Kendinizi de geliştirebilirsiniz vesaire. Yani ben bunun en güzel örneğiyim diye anlattı yani. Christoph'unki birazcık daha teknik. Hikaye, evet, anlatım metotları vesaire. Hani onun kısa filmi çok kız çocuklarıyla ilgiliydi aslında. Çok zor bir film aslında. Çok zor. O da böyle hani zannediyorum 12-13 yaşlarından, daha da küçük zannediyorum. 9 yaşları olabilir. Tam yaş olarak ortalamayı bilmiyorum ama aslında bir koroyu anlatan, müzik korosunu anlatan bir yapım ama o kadar güzel bir yerden vermiş ki hikayeyi bence. Kesinlikle çok güzel bir anlatım dili vardı onun da. Bu arada şeyi de söyleyeyim. O çok dikkat çekmedi galiba film festivalinde, yani ödül töreninde. En iyi uluslararası yarışmada en iyi kadın oyuncu ödülünü alan 13 yaşındaki bir kızdı. Evet, Hollandalı, evet, değil mi? Evet, evet. Yani hani evet, evet. 13 evet. yaşındaki performansıyla aldı. Şu an 14-15 evet. falan herhalde. Zaten ödül töreninden benim... Ama zannediyorum ben şaşırmamın sebebi kızın biraz büyüğü olması olabilir mi? Yani kız biraz büyüktü sanki. Rolünden daha mı büyüktü? Tabii aradan 1-2 yıl geçtiği evet, evet. için. Hani çekim, post prodüksiyon, gösterim... Yani vesaire. Genelde böyle bir gençlerin bir ağırlığı olan bir ödül töreni gibi geldi ve herkes böyle çok heyecanlıydı böyle ödül alınca hiç beklemiyordum falan. Çok hoş böyle o biraz yürek... öyle olacak tabii. Evet yani hani şöyle tabii ama hani böyle sürekli hani böyle güzel bir enerji vardı o açıdan. Böyle zaten konuşmalarda da hani sinemalara desteklerinizi devam etsin lütfen böyle bir çok hoş bir hava vardı o açıdan. Evet. Neyse diğer filmlere geçelim. Diğer filmlere sizden geçelim. Yılın en çok konuşulan filmleri, en çok gişe yapan filmleri bu anlamda mı mesela? Yoksa festivallerden mi devam edelim? Çünkü çok ilginç festivaller de vardı. Bu sene ilk kez başlayan İnsani Filmler Festivali evet. gibi Hı-hı. ya da Mitolojik Filmler Festivali Hı-hı. gibi. Ama yıla damgasını vuran Barbie'ydi. Barbie miydi, Oppenheimer mıydı? Barbie daha çok gişe yapmış. Hatta iki katına yakın gişesi. Dünyada. Dünyada. Türkiye'de değil. Türkiye'de herhalde. Değil. Türkiye'de Rafadan Tayfa en çok izlenmiş. Yaşasın. Barbie'den sonra Super Mario geliyor. Ondan sonra Oppenheimer geliyor. İkiye katlar yani öyle söyleyeyim. Ama o dönemde yani fırtına gibiydiler. Evet. Hatta Barbenheimer diye evet. bir kalıp oluşturuldu. Onun üzerinden sohbetler yapıldı. Seyrettiniz herkes mi hocam? İzledi. Herkes izledi. Hayır ben herkesin izlediği filmleri çok mesafeli biliyorum. Onu ben sadece eleştirisini izledim. Yani eleştirisi yapılmıştı. Yani çok fazla kadın. O zaman herkesin izlemediği hikaye. Ama mutlaka izlenmesi gereken bir film söyleyeyim. Killers of the Flower Moon. Evet böyle Kesinlikle. Bir tepki. Yani hiç izleyesim yok. Oyunculuklar muazzam, sinematografi çok iyi. Yani film uzun, 3,5 saat ama akıyor yani. Ve bilmediğimiz bir hikaye anlatıyor. Yani işte hani baktığında işte Kızılderililer şunlar bunlar. Ama petrolden zenginleşen Kızılderililerin içinde bulundukları durum ve onların beyazlara karşı olan tutumu ve onlara böyle aşağılık mahluklar olarak davranmaları falan. Yani tam tersi aslında ve onu o şekilde göstermiş. Bence çok iyi yani. Ben bu Barbenheimer'la alakalı bir şey söyleyeyim. Oppenheimer'ı seyrettim. Çok yani uzun süre ben niye bu korkunç insanın hikayesini izleyeyim diye direndim. Sonunda bir podcast'ta çok övdüler. Tamam dedim izliyorum. İzledim. Beğendim ne yazık ki. Ondan sonra dedim bari Barbie'yi de seyredeyim. Mesela Barbie'yi bitiremedim. Barbie yarım kaldı bende. Aynen öyle. Halen daha geri dönüp seyretmem lazım. Yani o açıdan... Çok boğuluyorsunuz diyorlar işte. Belki ben de izlemedim. Yani belki İzlemek de o şeyden dolayı... Neye boğulmuyor ki Barbie? Ya böyle çok fazla kadınlarla ilgili işte bu tam tersi diye. Ben ondan ziyade tam tersine hakiki boğulma. Yani çok
biraz sıkışmışlık hissi var bence Barbie'de doğal olarak. Çünkü hani bir bebeğin dünyası sonuç olarak. O açıdan hani benim nezdimde diyor, benim nezdimde yani Oppenheimer daha iyi bir filmdi bence. Yani o pembeliğe rağmen bana çok klostrofobik geliyor. İşte çok klostrofobikti. O yüzden sevemedi. Çünkü şey yani Barbie evet. evi var ya. Evet işte yani böyle onun içinde. Aynen onun içine hapsolmuş gibi. Yani insanların yani o dönemde bu akıma nasıl girdiklerini ben yani böyle hayretle şahitlik ettim. Sürekli pembe giyiyorlar. Ama çok ciddi bir post prodüksiyon değil mi yani? Çok ciddi ikisinin çok aynı ciddi gün, yani o kostümler, o kırmızı halılar, pembe halılar yani. Ha, ikisinin bir ortaklaştığı nokta da yok. Yok. İki büyük yapım sadece. Ve gösterim takviminde aynı güne denk getiriyorlar. Antroposen'e ikisi de dikkat çekiyor diye yorumlar gördüm. Yani insanın çok yüceltildiği insan çağına girdik ve bunu en güzel Oppenheimer'la Barbie'de görüyormuşuz. İyi de yani nasıl ilginç bir pazarlama tekniği değil mi ya? İnsan katleden bir... Bilemedim şu an. İnsan çağı diyelim. İnsanı yücelten derken insanı öne çıkartan belki. Ya Tar bu sene miydi ya? Tar geçen seneydi galiba. Tamam o zaman. Tar bende kalmış böyle bir hissiyat olarak. Şimdi bu... emin olamıyorum yani. Tamam yani sonuç olarak yani geçen sene olsan kalsa bile hani şey hani bu sene seyrettiğim bir film. O da böyle hani çok abartıldı. Bazen hakikaten bu reklamlar filmin aleyhine işliyor. En azından benim için hiç seyredesim gelmiyor. Sonra bir şekilde onu da seyrettim. Ve onun da sinematografisini çok beğendim. Belki pek bilinmeyen Godland diye bir Danimarka filmi seyrettim. Çok çok hoşuma gitti. Danimarkalı bir peder İzlandalıları şey yapmak için, Hristiyanlaştırmak için işte oraya gidiyor. Yani neredeyse böyle bir western gibi. Hani dediniz ya Killers of the Flower Moon gibi. Yani oranın yerlileri gibi. Hani ikisi de bir Kuzey dili, bir İskandinav dili konuşuyor ama bir tanesi diğerine çok daha üstenci bakıyor. Böyle beyazların beyazları kolonize etmeye çalışması üzerine çok enteresan ve dille alakalı da bir şeyler söyleniyor arada. Ben çok etkileyici buldum. O zaten tabii yani doğa şeyleri de harika, görüntüleri de harika. Yani onun dışında onu konuşuyorduk ya yani bu seneden hani çok zevk aldım. Benim olmadı. Demek, belki evet, hani dijital platformlarda Wes Anderson serisi benim ama şey var bir olabilir. De Universal Theory diye bir film. Evet. Gene Boğaziçi'nde de gösterdik. Bir de Promised Land diye bir film var. O da çok iyiydi. Anatomy of Fall çok iyiydi. Anatomy of a Fall güzel. Four Daughters çok iyiydi. Evet. Ford Otters'ı burada bahsettik. Anatomy of a Fall da çok böyle hani sıkıcı gibi geliyor konusu ama seyrettiriyor. Kesinlikle. Enteresan bir şekilde. Ama orada bir dil meselesi var. Çok güzel. Bir şey var. Yani bir aile var. Anne Alman, baba Fransız. Fransa'da yaşıyorlar. Ve ya işte çocuk orta şeyde büyüsün diye, yani ikisinin arasında büyüsün diye İngilizce konuşuluyor evde falan. Böyle bir dil karmaşası da var. Çok enteresan da o açıdan. Bir de yani en kötü konuşulan diyebiliriz. Napolyon en çok kötü konuşulan bence. Yani çakılan gişe deme deyip. En çok eleştirilen Napolyon oldu sanki bu sene. Böyle bu kadar beklenti büyük yüksek tutup. Şey oldu evet yani yönetmeni açısından peki, da falan. Peki kurallar üstünde. Evet tam ben de ona gelecektim. Yani şimdi... Bu sene ben ne oldu diye bir düşündüğümde hep aklıma böyle ödül konuşmaları geliyor. Böyle hep çok tartışmalı ödül konuşmaları oldu bu sene. Kurotlar üstüne de filmden çok ödül konuşmasıyla, Merve Dizdar'ın yaptığı ödül konuşmasıyla gündeme geldi. Başka mesela depremzedelerle ilgili bir çıkış vardı ödül konuşmasında. Başka köpeğiyle ilgili çıkış yapan bir ya ben de az önce onu diyecektim. Yani depremden dolayı sanki yani ben kendi adıma yani yılın başında oldu çünkü böyle sanata böyle çok yaklaşamadım. Böyle bir karamsar geçen bir sene oldu mu kesin yani 2023'ün. Ya Şubat-Mart zaten bir böyle bir şey dönem. Evet. Kara dönem çünkü deprem oldu. O dönem bir şey yapılmadı. Yapılanlar da bekletildi vesaire. Öyle bir geçiş oldu. Evet işte ödül konuşmaları artık bir rayına otursa diyorum. Gerçekten. Oturmaz hani, hocam. Şimdi jüri üyeleri ödülü versek bir yere dedilirse diye bir korku içerisinde. Halk zaten kutuplaşmış bir panik nasıl, yani. Nasıl jüri üyeleri? Jüri üyeleri öncesinde yani tabii sen içindesin. Bu soruyu özellikle sordun sanki. Yani öncesinde arıyorlar, ödülü kabul edecekseniz veriyoruz diyorlar. Ha, yani çünkü ödül reddetme gibi bir hava atma durumu da var.
Çünkü yani ona fırsat vermek dedi. İstemiyorlar onun anladım. Onun kimse artık fırsat vermek istemiyor. Yani ödülü reddetme bilmiyorum. Nerede, ne zaman oldu ki? Yani bu yakınlarda benim öyle aklıma yakınlarda gelen bir şey yok. O, ben de hatırlamıyorum ama çok uzun yıllardır hani ödülü reddediyorum diye bir şeyler var. Yani büyük sen Nobel'i reddedeceksin. Onu yapabiliyorsan değil mi? Kim? Ama artık bence öncesinde yani. Aranıp sorulduğu için reddetme olayı pek olmuyor diye düşünüyorum. Bizde olmadı yani öyle aranıp sorulma vesaire. Kurotlar tamam. Üstüne afişini gördüğümde beni çok çarpmıştı. Casper David'in o ünlü Alman romantik resmi, nasıldı ismi? Sislerin... Gizemli Sisler'i izleyen gezgin gibi bir şey hatırlıyorum. Yani birkaç farklı tercümesi var. Çok güzel bir selam, çok güzel bir gönderme gerçekten. Çok eskiye ait bir şey tekrar önümüze koydu. Bu sembollerle dolu bir tablo çünkü. Oradaki gezgin o kasvetli sis tablosuna değil kendi iç dünyasına bakar. Buradan hani... Ve o resimde de aslında suratını görmediğimiz kahraman ilk kez orada karşımıza çıkıyor. Yani arkadan ya. Yani yüzü görünmüyor evet. O kişinin. Keşke tanımasaydık resim o kahramanı. Resim tarihinde öncesi yok yani bunun. Öncesi olmayan bir şey. Bunu bilmiyordum. Ah Samet ah. Bir de o habitus içerisinde sanki doğaya hakimmiş gibi insan görünür arkadan. Oysa hani çok büyük bütünlüklü düşündüğünde küçük bir parçasıdır. Evet. Hani bu yönüyle de önemlidir. Hani bunu Taşra'nın meselesi üzerinden de okumak mümkün. Nuri Bilge Taşra'dan çıkamamış. İyi ki de çıkmamış bir yönetmen. Ben bu haliyle seviyorum. Çünkü bir imzası var ve... Çekiş. Hangi Taşra? Bir git çekiş. Hep hangi Taşra diye ismi geliyor. İstanbul'un dışındaki her yer. Büyük filmler en azından hani zevk aldığım, zevkle seyrettiğim Indiana Jones'u seyrettiniz mi bilmiyorum. Ben çok tatlı buldum. O da bayağı konuşuldu. İşte seneler sonra tekrardan çekildi. İyi olacak ben mı? Izlemedim. Ben de izlemedim. Ben çok zevkle seyrettim. Orijinali de sağlık kalmış. İşte yanına da Fleabag'i almış. Böyle modern, yani daha doğrusu günümüze taşımış falan. Eskiye göndermeleriyle de hoş bir filmdi. Yani çünkü hani o kadar böyle çok fazla iz bırakan bir film yok. Ben eskilerden gene bir tavsiye sonucu seneler yani zamanında seyretmemiştim. Mulholland Drive'ı seyrettim. Herhalde seyrettiğim en iyi film oydu. Yani bunu seyretmiş olmak. Tabii. Ve yani onu seyredince zaten hani ona göndermeleri falan da anlıyorsun iyice. Mutlaka seyredilmesi gereken bir film olduğunu idrak ettim. Çok iyi oldu onu seyretmem. Vaktimiz azalıyor biraz. Edebiyat olaylarına da değinelim isterseniz. Çok bir edebiyat yani olayı oldu mu? Sinemaya şey yapalım. Olmamasını da konuşabiliriz. Yani mesela işte Nobel verildi. Nobel, değil mi? John... Fosse. John Fosse. Yani çok da konuşulmadı. Demin hani öncesinde evet. Yayın öncesinde öyle konuştuk kim almıştı diye. Kim almıştı? Yani çünkü gerçekten şey. Yani bir sene boyunca herhalde gezdiğim yerlerde de yurt içinde de yurt dışında da böyle kitabı görüyorum. Aa enteresan çünkü benim çok sevdiğim Fitzgerald'ı işte Şibli'nin de Adriana Şibli. Adenya. Adenya olayı evet. Önemli ona geleceğim. Adenya Şibli'nin de yayıncısı olan. Çünkü çok seviyorum onun kitapları. Alıyorum, konusunu okuyorum, içine bakıyorum. Yok geri koyuyorum. Yani 5-6 kere olmuştur. Ve sonra gittiler ona verdiler Nobel'i. Başka bir şey demiyorum yani. O zaman okursun. Okumam ya. Adenya ile de alakalı benzer bir şeyin olmuştu galiba değil mi? Yok. Evet olmuş oldum. Aldım bıraktım diye anlatmıştın. Evet, şu anda suçüstü. O yüzden bunu da okuyabilirsin bence. Ödül gerekçesinde de söylenmeyenleri söylediği için gibi çok beni böyle şaşırtan evet. Allah Allah bile. Ne söyledi? Ne söylemiş olabilir en fazla? Evet yani. Sinema ve edebiyat deyince hocam aklınıza gelmemesi çok kırıcı. Buyurun siz bizim programımıza yakalayın. Evet sizin programınız var yani ondan da biraz evet, bahsedelim. Yani, aslında çok senenin başında başlayıp projelendirilmiş evet. Ama sonra işte Ekim ayında gösteriden diyelim programımız edebiyat uyarlamaları üzerine. Evet. Yani pek çok kişi belki yapabilirdi bunu ama... Bizim senemize damga vurdu kesin. Yani hem romanları tekrar okumak, filmleri o gözle tekrar izlemek, birden fazla yapıma kesinlikle. Tekrar değmek yani açısından. Evet, belki de şimdi düşünüyorum o program çerçevesinde seyrettiğim, gene böyle diyorum ya eskilere dönmek çok güzel. Zeffirelli'nin Romeo ve Juliet'ine bayıldım mesela. Evet, kesinlikle ben de. Yani çünkü hani bakıyorsunuz tekrardan bu işte bu romanlar daha önce çekilmiş mi çekilmemiş mi? En çok o etkiledi beni zannediyorum. Onun yapım tarihi kaçtı?
1968. Ha, 68. Her evet. Her şeyi biliyor çok bravo hakikaten. Bravo hocam, evet sevgili. Defalarca izlediğim. Evet, ya yani diyorum ya 60'lara 70'lere biz geri dönelim. Orası güzel. Orada seyredelim. Yani ya, bu programı tabii yayınlandığı zaman biz bitirmemiş olacağız henüz ama yani 13 bölümlük bir bence koleksiyon arşiv niteliğinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızın seçkisiyle yani tabii ki. Güzel notları da oldu hocamızın. Bence güzel. Bizim açımızdan güzel oldu. Adenya konusuna. Evet. Güncel bir konuydu. Hani yaşadığımız tarihin gerçekliği olarak Frankfurt'ta Adenya Şibli'nin kitabına ödül verecekti. Ödül verildi ama tören yapılmadı. Bu da gerçekten bahsedilmesi gereken bir konu. Zaten bununla ilgili de hani Filistin sineması, Filistin edebiyatı konulu yayınımızda bahsetmiştik. Bir de Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl yapılmadı. Bu da bahsedilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum madem program yok. Şeyi de atlamak... Kanun hükmü bir terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle liseden çıkartıldı. Kültür Bakanlığı bunu talep etti. Jüri üyeleri buna itiraz edince bakanlık yarışmadan çekildi. Akabinde de hani belediye festivali iptal ettiğini duyurdu. Bir de yani orada festival yönetiminin belediyenin dışındaki bileşenlerden bahsediyorum. Bu ikircikli tavrı falan da çok şey oldu. Problematik yani problemli. İşte mahkeme süreci devam ediyor. O yüzden çıkartmak zorundayız. Mahkeme süreci bittiği zaman buyursun gelsin kapımız açık dedi. Halbuki bir mahkeme süreci yok ortada. Hani sonra tekrar aldı, sonra tekrar... Hani çok kötü bir yönetim sergilediler orada. Orada tabii yani böyle bir köklü bir festivalin böyle bir sebepten yapılamamış olması Türk sineması açısından büyük bir sıkıntı bence. Evet. Yani daha sonra çağrılacak olan misafirler için hani genel olarak Türk festivalleri için de kötü bir tabii. Şey. Yani genel yani, olarak kötü. Evet. Yani şeyden bahsetmeden film değil ama dizi hocam Succession. Evet. Benim seneme başka damga vuran bir şey. Yani bunun hakkında da çok şey konuşuldu. Böyle etrafında bir hani bir fandom yaratan, işte sosyal medyada sürekli şöyle son yılların en başarılı dizisi. Evet. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak, öyle mi bitseydi, böyle mi bitseydi falan sürekli konuşulan. Ama sonunu söylemeyelim. Sonunu söylemeyelim. Bu sene son buldu. Biz üzüldük ama yani... Ama tadında da bıraktılar. Tabii bir daha açıdan. Fazla... Tabii aynen öyle. Ve şimdi ismini getiremeyeceğim. Müziklerini yapan sanatçı da işte onun da şeyden yani çeşitli platformlarda dinleyebilirsiniz. Yani o müzikleri de çok konuşuldu. Çok çok iyi zaten her açıdan da. Succession'da konuşmadan geçmiş olmayalım. Başka platformlardan var mı eklemek istediğiniz bir yani şey? Ben Wes Anderson'ın serisini bence güzel buluyorum. Kural yani yenilikçi, evet. O bence oydu. Film Ekimi vardı. Film Ekimi'nde evet. Ken Loach'un filmini izlemiş oldum ben. Hangisini? Ken Loach'un filmini izlemiş oldum. Ken Loach. Modunu kaybetme. Evet. Yani daha çok böyle işte azınlıklar üzerine daha işte aslında... Mülteciler üzerine diyebilirim. Orada da tekrar bir yüzleşme yaşattığını çok güzel, çok kuvvetli bir karakter seçmiş. Çok hoşuma gitti seçtiği kız. Evet, yani o güzeldi. İlgi de gördü. Çok salon doluydu mesela o film gösterildiğinde. Benim aklıma da Film Ekimi geliyor son olarak. Yani. Son bir şey daha söyleyeyim. Hani program için şöyle bir baktım. Ne okudum da bu sene çıkan hoşuma gitti. Türkçe'de çevrilen Bulgar yazardan Boris Gospodinov'un Time Shelter'ı. Türkçe tam nasıl çevrildi bilmiyorum ama böyle hafif Orhan Pamuk, Tanpınar isminden de anlaşılacağı üzere böyle çok enteresan bir hikaye. Böyle sanatoryumlar yapıyorlar. İşte 60'lar, 70'ler ve Alzheimer olan insanlar yani yaşlılar oraya gidiyor. Bir müddet sonra ama gerçekten kaçmak isteyen gençler de bu otellere gitmeye başlıyorlar. Hmm. Zamanı durdurma ya da 60'larda 70'lerde yaşama üzerine. Hakikaten çok tavsiye ediyorum. O zaman teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.